Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı anıt önünde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne özel tören düzenledi ve Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Koray Akgün açıklamalarda bulundu. Değerli arkadaşlarımız, saat 1.30'da parti önümüzde. Başkanım merhabalar. Merhabalar. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Tabii ki bugün Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü. Geride bıraktığımız şehitlerimize, gazilerimize Allah'tan rahmet tabii. Öncelikle ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmakla başlıyorum. Bu bizim için önemli bir zaferdi Çanakkale Savaşı. Çanakkale Savaşı'nda geriye kalanlardan baktığımızda bugün şöyle topluma baktığımda artık kimse bazı milli değerlerinden uzaklaşmış durumda kalmışlar. Tabii bizler elimizden geldiğince Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu tarz değerlerimizi hala ön planda tutmaya çalışıyoruz. Bütün halkımıza da bu tür değerlerine sahip çıkmasını istiyorum ben. Çünkü Çanakkale Zaferi bizim için çok önemli bir zafer. Bu ulusun, bu milletin ayakta kalmasını sağlayan ve bugün üzerine bastığımız toprağın, vatan dediğim toprağın temellerin atıldığı bir zaferdir. Onun için bütün halkımıza bu tarz milli değerlerine sahip çıkmasını temenni ediyorum. Çok teşekkürler başkanım. Çok... Anıt önünde yapılan törenin ardından CHP il binası önünde Çanakkale şehitleri hayrına tavuk pilav dağıtıldı. Etkinlik esnasında önceden Cumhuriyet Halk Partisi Uşak İl Başkanı olan, şimdi ise Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili aday adayı olan Ali Karababa, Uğur TV mikrofonlarına günün anlam ve önemini aktardı. Bugünle ilgili ve bu etkinlikle ilgili duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Öncelikle hoş geldiniz. Sesimizi duyuruyorsunuz. Her yerde söylüyoruz. İyi ki Uğur Medya'da var. Şimdi şöyle, sabah biz resmi bir törene katıldık. Şehitliği anma etkinliği vardı. Sayın Valiliğin düzenlediği. Oraya katıldık. Şehitlerimize karanfil sunduk. Ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde yine valiliğimizin programına katıldık. Saat 12'de Atatürk Anıtı'na çelenk koyup İl Başkanımızın yaptığı konuşmayla, İstiklal Marşımızla ve akabinde de bugün şehitlerimizin ruhu için tavuk pilav etkinliği gerçekleştirdik. Bakın, 108 yıl önce tankla tüfekle kazanılmayan bir savaş, yürekle kazanılan, efelerle, yörüklerle, insanların kendi canından, malından kısarak gittikleri, ayaklarında belki ayakkabı yokken çarıklarla gidip savaştıkları ve dünyanın en büyük zaferlerinden biri bugün, çok önemli bugün. O açıdan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu topraklar için şehit olanların tamamını rahmetle anıyorum. Varsa yaşayan gazilerimize uzun ömürler diliyorum.